Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün aloe vera seven sevgili arkadaşlarım, bu videom size gelsin. Aloe vera videomun altındaki yorumlarınızı okudum sevgili arkadaşlar. Bugün onun için böyle bir video hazırlamak istedim. Şöyle öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aloe veralarımdan sadece birkaç tanesi bunlar. Balkonumda da var yine 2-3 tane. Bu gördüğünüz tüm aloe veralarımı bu büyük aloe veralarımdan yavru olarak çoğalttım sevgili arkadaşlar. Bir sürü yavru yapmıştı. Halen daha yavrularım var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunları tekrardan alıp toprağı ile beraber çıkarıp böyle saksılara çoğaltabiliyoruz. Bu aloe veralarımdan, aloe veramdan bir sürü aloe vera elde ettim. Gördüğünüz gibi çok da güzel geliştiler. Bazılarının saksılarının değişmesi lazım. Çünkü mesela örneğin bu bir sürü yavru verdi ve gelişti. Saksısı küçük. Dediğim gibi çoğaltmak amacıyla böyle küçük saksılara ekmiştim. Bir gün saksı değişimi de yapacağım. Sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Öncelikle aloe veralarınızın bol bol yavru vermesi için, dolgun yaprakları olması için, bakın içleri sıvı dolu. Biliyorsunuz bunların jeli cilde çok iyi geliyor ve ben bunları da kullanıyorum arkadaşlar. Kesiyorum, kullanıyorum. Zaten sonra tekrardan kendini yeniliyor. Şimdi aloe veralarım balkonumda kalıyor. Hep balkonumda duruyor. Yaz, kış. Soğukta, sıcakta üzerinden geçiyor. Bu birincisi. İkincisi de aloe veralar haftada 3 kere sulanması gerekiyor. Çok fazla sulama yapmayalım. Çok da kuru bırakmayalım. Dediğim gibi haftada 3 kez sulandığı zaman gayet güzel büyüyor ve gelişiyor sevgili arkadaşlar. Onun dışında aloe veralarımıza vitaminler veriyoruz. Bununla ilgili birçok videom var. Yine onlardan bir tanesi, bir vitaminimiz var arkadaşlar. Sizlere hemen kısaca göstereyim. Hazırladım ben. Bu nedir? Bu pirinç suyu. Yani evde hepimiz pilav yapıyoruz. Bunları suyunu atmıyoruz sevgili arkadaşlar. Dökmüyoruz. Soğuduktan sonra pirincin nişastalı suyunu ayda bir kez aloe vera saksılarımızın dibine döküyoruz. Saksımız küçük ise yarım çay bardağı olarak, eğer saksımız büyük ise bir çay bardağı olarak aloe veralarımıza verebiliriz. Gerçekten pirinç suyu çiçeklerde çok etkili arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Aloe veralarımı görüyorsunuz. Yeni ektiğim aloe veralarda bile bir sürü yavrularım var. Bunları yaptığım sürece bol bol yavru verir, dolgun yaprakları oluşur. Evet, sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım. Pirinç suyunu aloe veralarınızdan eksik etmeyiniz.